eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi için bu ülkenin sönmeyecek umududur. Gezi'nin tüm değerlerine, renklerine ve taleplerine sahip çıkarak söylemeye devam edeceğiz. Her yer Taksim, her yer direniş. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yaptığı 42 dakikalık konuşmasının onu ayakta olmak üzere 37 kez alkışlanması bize göre oldukça düşündürücüdür. Kongre üyelerinin Mitsotakis konuşmasında ne bulduklarını bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da Türkiye'ye karşı ortak bir paydada yer almış olmalarıdır. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı kastederek Helenizm'in 48 yıldır büyük acı çektiğini, kapanmayan bir yarasının bulunduğunu iddia eden Yunanistan Başbakanı gerçekleri yok saymış, barbarlığı maskelemeye çalışmıştır. Bir defa şunu herkes bilmelidir ki Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Başbakan Mitsotakis ne kadar karşı gelse de Kıbrıs'ta egemen ve eşitlik temeline dayalı iki devletli çözümden başka bir çıkış yoktur. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün iradesi bu yöndedir. Ya bunu seve seve kabullenecekler ya da söke söke bu hedef gerçekleşecektir. Helenizmin sözde acılar ileri süren Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs Türklüğüne yapılan katliamları, kanlı saldırıları, işkence ve mezalimleri ne zaman hatırlayacak, ne zaman itiraf ifade edecek, şerefli duruşu gösterecektir. Kıbrıs'ın kaderi Helenizm değil, Türklüktür. ABD'nin kanatları altına korkakça sığınıp ileri geri konuşan bu başbakanın Batı'nın piyoluğuna talip olması tarihi bir kırılma, onursuz bir acziyettir. Mavi Vatan haritasını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile görüşmesinde gündeme getirip Türkiye'yi aklınca şikayet eden Mitsotakis dedeleri gibi sinsidir, namerttir, Türkiye düşmanlığını siyasi rant kapısı görecek kadar küçülmüş ve hesap hatası yapmıştır. Türk milleti Yunanistan'ın taciz ve tahrik siyasetine sonuna kadar direnecek, Akdeniz ve Ege'deki saldırganlara her şartta göğüs gerecektir. Türkiye çevresindeki kuşatmayı yaracak, muhasımların projelerini buluşturup yüzlerine fırlatacak azim ve kararlılıktadır. Tüm bunlar oluyorken Zillet İttifakı'nın Türkiye'nin yanında duruş gösterdiğini, milli haklarımızı ve milli güvenliğimizi savunduğunu duyanınız, göreniniz var mıdır? Yunanistan'a karşı sesini yükselten bir CHP'den bahsetmek mümkün müdür? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili tartışmalarda Türkiye'nin lehine bir yorum, bir değerlendirme, bir görüş paylaşan, bu kapsamda milletimizin hissiyatına tercüman olan muhalefet zihniyetinden söz edilebilecek midir? Bu Zillet İttifakı kimlerin dümen suyundadır? Kimlerin talimatı, telkini ve tembihi altındadır? Biri Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Türkiye'nin milli çıkarlarını, milletimizin tarihi emanetlerini ne zaman müdafaa etmeyi düşünüyorsunuz? Daha ne olmasını bekliyorsunuz? Bunların ağzını bıçak açmıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi ve olmuyor gibi siyasi istismarlarına devam ediyorlar.
Ne acımızda varlar, ne de sevincimizde ortaklar. Fedakarlık deseniz ortalıkta hiç yoklar. Faziletleri kalmamış, millet ve vatan sevgileri bitmiş ve tükenmiş. Kılıçdaroğlu'nun 21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Maltepe'de yaptığı miting esnasında platforma üşen bir avuç hainin her yer kandil, her yer direniş sloganına ne bir tepki ne de bir itiraz duyulmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin mezkur miting öncesi kendi vatandaşlarını muhtemel olay çıkabileceği yönünde uyarması ise işin özünde CHP ile paslaşmak, danışıklı dövüş bir kurgu, proaktif bir hamledir. Bunu görüyoruz, emel ve hedef birlikteliği içinde olanların farkındayız. Salın Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta haini Kandil'e yerle yeksan edeceğini söylüyordun. Boş beleş konuşuyordun. Boşa sallayıp dolu tutmanın arayışındaydın. Ne oldu? Milletin Sesi ismiyle düzenlediğiniz mitinge Kandil'i taşımak isteyen vatan hainlerine niye bir şey diyemedin, demedin? Ne geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne Kandil'i PKK terör örgütüdür, siz de teröristsiniz çıkışını neden yapamadın? Kılıçdaroğlu'nun Maltepe mitingi HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün, Pontus özlemi çeken çürümüşlerin mitingidir. Atatürk Havalimanı'nı kastederek bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir diyen Kılıçdaroğlu, asıl damgalı hainleri, asıl gedikli işbirlikçileri görmek ve bilmek istiyorsa derhal çevresine ve ittifak içinde olduğu cinayet ve suç örgütlerine bakmalıdır. Ülke elden gidiyormuş, Kılıçdaroğlu'nun iddiası budur. Ülkenin bir yere gittiği falan yoktur. Giden gidecek olan ve bir daha da dönmesi hayal olan Zillet İttifakı'nın ta kendisidir. Cumhurbaşkanı adaylığını iyice ısınan, ittifak ortaklarına çalım atan Kılıçdaroğlu, muhtemel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz diyecek kadar akli ve zihni melekelerini yitirmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, Dersim sayfasını yeniden açıp yeni bir isyan teşebbüsü aklından geçiriyorken Türk milleti seni cumhurbaşkanı yapmaz, yapamaz, yapmayacak. Boşuna çırpınma, layık olmayan, ehli olmayan, milli olmayan, yeterli olmayan, dahası yüreğinde kin ve nefreti barındıran şahsına cumhurun başkanlığı reva ve müstahak görülemez. Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Birlikte yürüdüğü çıkarları, ortakları kendisi gibi doğru değildir. Türk milleti 2023 yılının Haziran ayında seçimini yapacak Cumhurbaşkanlığımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha ve açık ara farkla seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı da tarihi bir zafere imza atacaktır. O zaman geldiğinde Zillet İttifakı yalnızca nal toplayacak, Kılıçdaroğlu ise ile yuvarlak masada oturan marjinalleşmiş parti başkanları saklanacak, yer arayacaklardır. Muhterem arkadaşlarım, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5'i altın, 2 bronz madalya, Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda da 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya kazanan evlatlarımızı, antrenörlerini ve federasyon yönetimlerini yürekten kutluyorum. Bizlere haklı bir gurur yaşatan kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Anadolu Efes basketbol takımımızın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmasından dolayı da büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Final karşılaşmasında Real Madrid'i yenen Anadolu Efes'in değerli oyuncularını, teknik kadroyu, federasyon yönetimini,
ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Çok şükür peş peşe aldığımız sevindirici haberlerden birisi de voleybol alanındadır. Vakıfbank kadın voleybol takımımız Avrupa Voleybol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi süper finalinde İtalyan rakibini yenerek 2021-2022 sezonunda bir kez daha şampiyon olmuştur. Şampiyon takımımızı, başarılı sporcularımızı, teknik ekibi ve federasyon yönetimini candan kutluyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama söz ve son verirken siz değerli milletvekili arkadaşlarımı hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sayın Genel Başkanım, hitaplarınızdan ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Herhangi bir talimatınız yoksa toplantıyı kapatıyorum, arz ederim.